Evet, riba ve faiz nedir, ne değildir? Ona bir bakalım. Şu kitap Mustafa Öztürk ve Hakan Şahin'in birlikte yazmış oldukları bir kitap. Birlikte yazmak diyor ama ayrı ayrı bölümler olarak değerlendirildiğinde böyle söyleyebiliriz. Bu kitabı yeni okudum. Zaten kitap da yeni çıktı bildiğim kadarıyla. Takip ediyordum esasında. Yani bu kitap hazırlanmaya başlıyor dediklerinde ben takip etmeye başladım. Çünkü faiz ve riba ile ilgili ne yazarlarsa yazsınlar başlarının belada olacağını ben düşünüyordum. O yüzden de ilginç bir konuydu benim için ve takip etmeye başladım. Kitap çıktığında da bir arkadaşım sağ olsun okumam için bana verdi. Okudum nihayetinde Ankara Okulu yayınlarından çıkmış Mustafa Öztürk, Profesör Doktor Mustafa Öztürk. Evet, hepinizin bildiği. Hani sapık diye nitelediğiniz Mustafa Öztürk. Hakan Şahin de yine akademisyen, bilgisayar mühendisi ve aynı zamanda da ekonomist ve İslam ekonomisi üzerine de uğraşıyor, çalışmaları olan birisi. Ve kitap elime geçtiğinde merakla açıp baktım. Konular ilginçti, başlıkları. Arka kapaktan da okuyacağım, merak etmeyin. Genişçe bir özet olacak aynı zamanda bu. O yüzden de yavaş yavaş başlayalım. Sonrasında sizlere aktaralım içeriği. Film izler gibi, hani spoiler olmasın falan beklentisi olanlar varsa bu videoyu izlemesinler. Çünkü epey detay da vermeyi düşünüyorum. Bu detaylar şu işe yarayacak. Bir, kesinlikle diyecekler bazıları. Evet, sapıkmış zaten, öyleyse kitabı okumamıza gerek yok. Bazıları da şöyle diyecekler. Evet, bu detayların daha da ayrıntılarını ben kitaptan okumak istiyorum. Bu iki şeyi karşılayacak zannederim bu yaptığım video. Şimdi riba ve faiz nedir, ne değildir başlığını taşıyor kitap. Mustafa Öztürk ve Hakan Şahin tarafından yazılmış. Arka kapakta şu var. Sanayi devriminin ardından milli zenginliğin üretilmesinde sermayenin rolü hızlı şekilde güç kazanmış olduğu için tüm ekonomilerde kredi kurumu da ona paralel bir hızla ve sistemli bir şekilde gelişmiştir. Bu aşamada girişimcilik ve yatırımcılık faaliyetleri de birbirinden ayrılarak üretim faktörleri 3'ten 4'e emek, toprak, sermaye, teşebbüs çıkmış, girişimcinin getirisi kâr, yatırımcının getirisi ise faiz olarak isimlendirilmiştir. Bu durum faizi işletmeciliğin kaçınılması mümkün olmayan bir parçası haline getirdiği için çoğunluğu muhafazakar olan toplumlarda din ile iktisadi hayat arasında temeli faiz meselesine dayanan uyuşmazlık daha görünür hale gelmiştir. Oysa Irving Fisher'e göre çoğunlukla dinler ve kimi zaman da siyasi ideolojiler tarafından yaklaşık 1500 yıldır faiz aleyhinde yürütülen kampanyalara rağmen dünya tarihinde faizli işlemlerin bulunmadığı bir yer ve zaman olmamıştır diyor. Kitabın içeriğinde bu arka kapakta geçen düşüncelerin hemen hemen genişçe işlendiğini görüyorsunuz. Arka kapakta bunlar yazıyorken içinde neler var? Şimdi bakalım. Önce bu kitabı okumak bana ne kattı onu kısaca size izah edeyim. Sonrasında içinde not aldığım ve altını çizdiğim yerleri aktarmaya çalışacağım. Önce bana ne kattı onu söyleyeyim. Bunu söylemeden önce de şunu söylemek lazım. Ben sosyoloji okudum fakat ekonomi okumadım. Ekonomiyle ilgili çok bir bilgim yok. Yani faiz nedir, riba nedir dediğinizi ben din alanında faizin ne olduğunu, ribanın ne olduğunu bilecek kadar din alanında okudum. Sosyolojide ise ekonominin temellerini kuran işte sosyologlar, işte öncesindeki felsefeciler ve daha düşünürlerden öğrendiğim kadarıyla ekonomiyi biliyorum. Bu da şu anlama gelir, ekonomiyi bilmiyorum aslında. O zaman şöyle düşündü, bir arkadaşım şöyle sormuştu, ağır bir kitap mı diye. Hayır, ağır bir kitap değil. Riba ve faiz ekonominin en önemli, en baş konularından bir tanesi. Hatta İslam ekonomisi dediğiniz zaman İslam iktisadı sadece faizle neredeyse uğraşıyor. Fakat ağır bir kitap değil. Herkesin anlayabileceği şekilde yazılmış. Önce bunu söylemek lazım. Beni nasıl etkiledi? Şimdi bu soruyu özellikle cevaplamak ihtiyacı hissediyorum çünkü yine sosyoloji okumuş bir imam arkadaşa bunu tavsiye etmiştim. Tavsiye ederken de şuraya bir göz atın anlamında çünkü faizle ilgili bir şeyler yazmıştı. Hemen altında bir yorum vardı sosyal medyada. Şöyle diyordu, hocam okuma etkilenirsin. Neden Mustafa Öztürk çarpar gibi bir durum ortaya çıkmış. Okuma etkilenirsin dediklerinde ben şaşırıyorum açıkçası. Yani etkilenmek için mi kitap okuyorsunuz siz? Ne için kitap okuyorsunuz?
Bana kendi cahilliğimi hissettirmeyen hiçbir kitabı ben okumam. Yani neredeyse bu hayatım boyunca bunu yaptım. Başladım mesela yanıldım yenildim de bir kitap aldım, okumaya başladım. Ve hep bana bildiğim şeyleri tekrar ediyorsa ben onu okumam. Birkaç kitapta böyle yapmışlığım vardır, okumam. Yani vazgeçerim, atarım bir kenara. Gereksiz bir kitap olarak benim için durur. Siz hep kendi görüşlerinizi, sizin bildiklerinizi, sizin doğrularınızı size tekrar edip duran kitapları tercih ediyorsanız, bilmiyorum ama bana göre yanılıyorsunuzdur. Bana cahilliğimi gösterecek kitaplar bununla mı başladın? Hayır. Yani faiz ve riba sadece bununla okuduğum bir şey değil. Fakat şunu söylüyorum, ekonomiyi bilmiyorum. Ekonomi büyük ve çok geniş bir bilim dalı bildiğim kadarıyla. Umarım yanılmıyorumdur. Yanılıyorsam da düzeltirsiniz. O yüzden ekonomiyi bildiğini söylemek çok 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 iddialı bir cümle olur. Ben bu kitapla birlikte ekonomiyi bilmediğimi bir kez daha öğrenmiş oldum. Çünkü bazı kavramları, özellikle Müslümanların kullandığı kavramları anlamaya çalışırken, alışveriş işlemlerini anlamaya çalışırken çok zorlandım. Fakat diğer kitabın geri kalan kısımlarında zorlanmadım. Rahatça anlayabileceğim şeylerdi. Zorlandığım bölümler de oldu, bunu söylüyorum. Kitabı okuduğumda şunu öğrendim. Ribanın tarihi seyrini öğrenmiş oldum. Yahudilerde, Hristiyanlarda, Müslümanlarda ribanın, faizin tarihini öğrenmiş oldum. Hatta çok daha eski dinlerde ribanın, faizin ne olduğunu ve tarihinde neler yaşandığını, gelişmelerinin ne olduğunu öğrenmiş oldum. Sonrasında faiz ve riba ile ilgili dünyada yapılan işlemlerin neler olduğunu öğrenmiş oldum. Ekonomide faizin, ribanın yerinin ne olduğunu görmüş oldum. Sonrasında da ekonomik olarak hani buna karşı çıkan dinlerin, işte Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların faize bulaşmamak için, riba edemiyorum bakın, faize bulaşmamak için neler yaptıklarını öğrenmiş oldum. Hangi yöntemleri geliştirmiş olduklarını öğrenmiş oldum. Sahabe döneminde bu faaliyetlerin nasıl yürüdüğünü, İslam öncesi nasıl yürüdüğünü, cahiliye ribasının ne olduğunu, Kur'an ribasının ne olduğunu, hadis ribasının ne olduğunu, ribel fazın ne olduğunu hep anlamaya çalıştım ve bunları öğrendim. Hakikaten büyük bir cehaletimin boşluğunu doldurmuş oldu. Fakat bu yeterli oldu mu? Hayır. Şöyle bir şey de oldu bu kitabı okuduktan sonra bende. Yani kalkıp ekonomi okuyamayacağıma göre sıfırdan şunu yapmaya karar verdim. YouTube'da ciddi ciddi ekonomi anlatan dersleri bulup onlardan ciddi bir izleme yapacağım, notlar alacağım. Ekonominin ben önemini kavrayamadığımı kendi adıma fark ettim bu kitabı okuyunca yine. Ekonominin bir insanın hayatındaki anlamını, bir devletin, bir toplumun hayatındaki anlamını, dünyadaki anlamını hiç bilmiyormuşum. Dikkatimi de o tarafa hiç yöneltmemişim maalesef. Ekonomiyle tanışmaya karar verdim bu kitabı okuyarak yine. Ve şimdi kitaba geçelim yavaş yavaş. Kitap beni değiştirip dönüştürmedi arkadaşlar. O kadar da merak etmeyin. Bir kitap okudum hayatım değişti falan diyeceğim bir kitap da yok. Kur'an-ı Kerim için bile bunu söylemem. Neden söylemem? Şu yüzden, Kur'an-ı Kerim'i bir kere okur bitirirseniz sizin hayatınızı değiştirip dönüştürmez. Onu anlamaya çalışarak, kendinizi açarak okuduğunuzda ancak bu işlemi gerçekleştirebilir. Bazı kitaplar vardır, insanları dönüştürür, değiştirir diye söyleyenlere de ben pek kulak asmıyorum. Çünkü bunlar tek bir kitapla olacak işler değildir. Şimdi kitaba baktığımızda içindekiler bölümü var. İçindekiler bölümüne hızlıca bir göz atalım. İslami kaynaklar ve referanslar çerçevesinde riba ve faizin mahiyeti. İlk bölümü Mustafa Öztürk yazmış. İkinci bölümü Hakan Şahin. Sonrasındaki bölümde ek olarak sunulmuş Fazlur Rahman'ın yazmış olduğu, 1963 yılında yazmış olduğu, onun hikayesini de sizlere anlatacağım. Bir makale olarak 3 bölümden oluşuyor kitap. Mustafa Öztürk daha çok dini yönü üzerinde durmaya çalışmış bunun. İslam kaynakları ve referanslar çerçevesinde riba ve faizin mahiyetini yazmış. Giriş, etimolojik ve semantik açıdan riba ve faiz. Riba meselesiyle ilgili ayetlerin genel anlam çerçevesi, cahiliye ribası, riben nisa, nesiye, özür diliyorum, ve fazlalık ribası, ribel fez, bunlar ne anlama geliyor? Fıkıh geleneğinde ribanın illeti ve temel vasfı meselesi,
İslam geleneğinde riba ve faiz uygulamaları, başlık ilginç değil mi bu başlık? İslam geleneğinde riba ve faiz uygulamaları. Osmanlı'da para vakıfları, özellikle Osmanlı üzerinde de durulmuş. Para vakıflarında uygulanan usuller, şunu söyleyeyim Osmanlı para vakıfları ile ilgili çok fazla kaynak var internette. YÖKTEZ merkezi ya da ilahiyat fakültelerinin ya da diğer fakültelerin, tarih fakültelerinin tez yazım bölümlerine girdiğinizde, makale bölümlerine girdiğinizde Osmanlı para vakıflarının ne için kurulduğunu, ne zaman kurulduğunu, nasıl kurulduğunu, hangi amaçlar gözetildiğini, ne tür çıkarlar elde edildiğini, neye karşı kurulduğunu ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz. Osmanlı para vakıfları ile ilgili biraz araştırmam vardı. Buradaki karşıma çıkan uygulamalarda da yine bana katkı sunan şeyler var. Modern dönemde riba ve faizle ilgili farklı yaklaşımlar başlığını görüyorum. Para vakıflarında uygulanan usuller başlığı var. Değerlendirme ve sonuç bölümünden sonra da kaynakçasını vermiş Mustafa Öztürk. Başlıkları teker teker geçtiğimde bütünüyle aklıma geliyor. Hani onları da söyleyeyim diye ama şimdilik acele etmeyelim. İkinci bölüm dediğim gibi Hakan Şahin'e ait İslam dünyasında faize bakışın değişmesi ve sebepleri üzerinde durmuş. İslam dünyasında faize bakış değişti mi? Haram haramdır, haramlık değişir mi? Şeklinde sorular içinize doğduğunu görüyorum. Merak etmeyin, yavaş yavaş ilerliyoruz. Ben şöyle bir değişim yaşadım diyecek değilim, onu da söyleyeyim. Sonuç ve giriş bölümünden sonra kutsal metinlerde riba ve faiz diyor. Bakın dikkatinizi çekmiştir ifade. Kutsal metinlerde diyor. Çünkü sadece İslam'ın kutsal metinlerinde değil, Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve diğer hatta uzak doğu dinlerinin kutsal metinlerinde de, kutsal sayılan metinlerinde de riba ve faizin izlerini sürmüş. İslam dünyasında faizli uygulamaların serencamını özellikle Hakan Şahin yazmış. Bu serencam neden önemli? Oraya geldiğimizde de bundan bahsedeceğiz. Önemli çünkü ekonomiden kaçış yok. Ekonomi olmadan insan yok, ekonomi olmadan toplum yok, ekonomi olmadan devlet yok ve dünya yok. Ekonomi varsa ekonominin de içinde bunlar var. O yüzden de işte İslam dünyasında faizli uygulamaların serencamının bilinmesi önemliydi. Orta Çağ'da faize bakış ve faizli uygulamalar üzerinde yine durmuş. Orta Çağ'dan itibaren yaşanan iktisadi gelişmeleri bize aktarmış. Bunlar ekonomi tarihine dair veriler de içeriyor aynı zamanda. Benim öğretici bulduğum yerlerden, başlıklardan birileri bunlar. Borsalar ve merkez bankacılığına bakış atmış. Yine faiz çerçevesinde bunu yapıyor. Faiz yasağının lehinde birkaç argüman kritiği yapılmış burada. Faiz yasağının lehinde birkaç argüman diyor. Yani faiz yasaklanmalıdır, haramdır çünkü şöyle 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 denilen argümanlar var. Bu argümanları kritik etmiş. Riba ve faiz mukayesesi yapmış yine Hakan Şahin. Sonrasında değerlendirme ve sonuç kaynakça bölümleri var. Ek bölümde yani 3. bölümde de riba ve faiz başlığını görüyorsunuz ki Fazlur Rahman'a ait bu ek bölüm. Giriş riba ve Kur'an, riba ve hadis, günümüz ekonomisinde faiz oranının rolü, sonuç kaynakça diye geçiyor. Bu kitapla ilgili yazarların kaygısını ben öncelikle sunuş yazılarından size aktarmak istiyorum. Yazarların şöyle bir kaygısı var. Gerçi ona kaygı mı demeliyim bilmiyorum. Bir beklenti olarak diyelim. Yazarların şöyle bir beklentisi yok. Bu kitabı yazdık artık insanlar ha İslam'da faiz varmış. Gerçi İslam'da kahve de var. Yani böyle bakarsanız bu açıdan bakarsanız İslam'ın ya da Yahudiliğin ya da Hristiyanlığın ya da diğer dinlerin ribayı ve faizi yasakladığını ben böyle söylüyorum birazdan ayrımları göreceksiniz. Göreceğiz evet. Şöyle bir şey düşünmüyorum yani böyle bir şey beklemiyor yazarlar. Evet bu kitabı okuduktan sonra artık Müslümanlar riba ve faiz ayrımını bilirler ve faizli işlemleri çok kolay bir şekilde yaparlar. Yazarların böyle bir beklentileri yok arkadaşlar. Hatta yazarların şöyle bir beklentileri de var. Hakan Şahin özellikle bunu söylemiş. Muhalefet et meşhur ol gibi bir tanımın kucağına düşeceğinin ben de farkındayım diyor. Mustafa Öztürk de farkında şunun farkında. Yani sapık demeye devam edecekler. Fakat bu görüşler ortada dursun diyor. Ben şunu da gördüm bu kitabı okuyunca ayrıca. Bu görüşler yani faizle ilgili, riba ile ilgili endişeler, kaygılar, sıkıntılar sadece son dönemde olmamış.
riba ve faizle ilgili kaygılar, endişeler ve çözüm yolları araması ta ilk günlerden itibaren var arkadaşlar. Ve Mustafa Öztürk'ün de beklentisi o yönde. Yani sapık diyecekler ama olsun, bu bilgiler bir yerde dursun diyor. Şurada bir yerin 11. sayfada sonuç kısmında altını çizmiştim. Kapitalizmle ilgili eleştirileri özellikle ben dinlerken, izlerken hep farkına varıyorum. Şunun farkındayım. İnsanlar kapitalizmin planlı bir şey olduğunu, dolayısıyla bugünkü sömürülen, ezilen ülkeleri sömürmek ve ezmek için planlandığını düşünürler. Burada şöyle diyor. Kapitalizm planlanmış bir şey değildir. Yani ekonomik bütün o girdiler çıktılar, ekonomik bütün işlemler birliğinin planı dahilinde yürümesi mümkün olan şeyler değildir diyor. Ve şu özellikle cümle şu, oradan okuyarak ben devam edeyim. Günümüz dünyasındaki her makro ekonomide çıkarları birbiriyle taban tabana zıt düşen sayısız farklı aktör bulunduğu bir sır olmadığına göre, hangi iktisadi güç veya çıkar odağı tek başına sırf kendi çıkarlarının bütün dünya satında hükümran olacağı bir sistem, düzen kurmaya muktedir olabilir diyor. Yine ilk bölümlerde bir hile sisteminin varlığından bahsediyor. Bir hile sistemi, hile-i şerriye sisteminden bahsediyor. Faizsiz bankacılıkla ilgili uygulamalardan biraz bahsetmiş. Evet, sizin de merak ettiğiniz de faiz konuşulduğu zaman katılım bankaları ve faizsiz bankacılıkla ilgili pek çok soru sorulur. Bununla da ilgili şeyler yazmış. Fakat bu hile-i şerriye dediğimiz şey son dönem katılım bankaları ile ilgili bir açıklama değil. Hile-i şerriye dediği şey ta ilk günlerden beri yapılan bir uygulama. Şimdi ilk bölüme bakalım. İslami kaynaklar ve referanslar çerçevesinde riba ve faizin mahiyeti. Sadece bakın şu da var. Riba tanımlanırken, faiz tanımlanırken sadece Mustafa Öztürk, Hakan Şahin ya da Fazlur Rahman kendi görüşlerini vermemişler. Meselenin özü burada yatıyor. Ben şunu özellikle yaptım. Yani Mustafa Öztürk'ün verdiği tanım, Hakan Şahin'in verdiği tanım, Fazlur Rahman bildiğiniz o sapık dediğiniz isimlerden birisi daha. Onun verdiği tanım benim umurumda değil. Acaba İslam tarihi boyunca, Müslümanların tarihi boyunca alimlerin hangi tür tanımları getirmişler faize, ribaya? Neden faiz ve riba diye biz iki ayrı kavram üzerinde konuşuyoruz? Faiz neden sonradan işin içine dahil oldu? Ya da riba Kur'ani bir kavram da, Arapça'da faiz başka bir dil mi? Hayır, öyle de değil. Yani bunun da biraz farkına varacaksınız. Yani riba ve faiz diye iki ayrı şeyden bahsediyoruz. Fakat siz bugün uygulamada inananların dilinden tek bir şey duyuyorsunuz. Faiz diye tercüme ediliyor, faiz diye meallendiriliyor, faiz diye konuşuluyor. Ve fakat riba ve faizin ayrı şeyler olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bunun için de bu kitabın yazarlarının tanımları benim umurumda değil. Bunu söylüyorum. Daha önceki Müslüman alimler, en eskiler, orta dönemdekiler, sonraki dönemdekiler, onlar ne tür tanımlar yapmışlar? Bu sorunun etrafında ben kendimi özellikle aramaya çalıştım. Buradaki tanımları okuduktan sonra, zaten bir tanım yaptıklarını söyleyemem yazarların. Yazarlar ayrıca diğerlerinin tanımlarını da vermişler. Tanımlarını kritik etmişler. Bazılarını beğenmişler, bazılarını beğenmemişler. Riba ve faiz tanımlamalarını. Ben bununla durmadım. Yani telefon elinizin altında arkadaşlar. Yani araştırmak o kadar zor değil. Bakalım şu alim nasıl tanımlamış ribayı ve faizi. Ve faizi diyorum iki ayrı şey olduğunu söylemek için. Bakalım o alim nasıl tanımlamış. Bakalım ehli sünnet bunun içinden nasıl çıkmış. Bakalım Şia ne yapmış. Bakalım Mutezililer bu konuda ne söylemişler. Bakalım Yahudi alimleri bu konuda ne demiş. Böyle söyleyince hani Yahudi alimleri ne demişti? Yahudiler de Müslümanlar kadar çok hassas bu konuda. Yahudiler ve faiz deyince aklınıza hemen gelecektir. Yahudilerin kendi aralarında faizli alışveriş yapması yasak. Ve fakat Yahudi olmayanlar dışındakilerle böyle sömüre sömüre faiz alırlar gibi düşünüyorsunuz. Yani böyle ezberlediğiniz kadar basit bir düşünce değil. Bunu da söyleyeyim. Girişten sonra Hristiyanlar ve faiz konusuna girilmiş. Yahudiler ve faiz konusuna girilmiş. Şöyle olmuş. Ben özet geçiyorum. Siz detaylarını okumak isterseniz okursunuz. Yahudiler faizin içinden çıkamamışlar. Hristiyanlar faizin içinden çıkamamışlar. Müslümanlar faiz dediğimiz şeyin içinden çıkamamışlar. Yani ekonomi varsa faiz de olacaktır gibi bir argüman da ortaya konulunca
İşin sonu oraya varıyor. Yahudiler etrafından dolanmışlar, hileler geliştirmişler. Kutsal metinlerine sokuşturmalar, eklemeler yapmışlar. Hristiyanlar etrafından dolanmaya çalışmışlar. Özellikle Orta Çağ'da çok fazla argüman geliştirmişler. Ve Hristiyanlarla Müslümanların geliştirdiği bu özellikle faizle ilgili şeyler çok ilginç biçimde tanımlamalar dahil, kelimeler dahil ve işte hükümler dahil, fıkhi çıkarımlar dahil hepsi paralel gitmiş. Yani Müslümanların kaygısı neyse Hristiyanlarınki de o olmuş ve o tartışılmış ve üstesinden gelmeye çalışmışlar. Bunun sebebi ne diyor yazarlar? Bunun sebebi şu: ekonomik gelişmeler de paralel gidiyor dünyada. O yüzden demişler. Hristiyanlar çok uğraşmış, onu söyleyeyim. Yani özellikle Orta Çağ'da, ilk çağda faiz yasağının haramlığının üzerinden geçmeye çalışmışlar. Etrafından dolanmaya çalışmışlar. Yani İslam için hile-i şerriye metotları demiştim mi? Onlar da aynısını uygulamışlar Hristiyanlar. Yahudiler de aynısını uygulamışlar. Yahudiler başlığını görüyorum yine 21. sayfada. Yahudi olmayanlardan riba ve faiz alınabileceğini kabul etmişler. Bakın kutsal metinlerinde bu vardır demiyorum. Ama en nihayetinde Yahudilerin de yaptıkları şu: kendi aralarında da faizi işletmek zorundalar. Ve yapmışlar. Kendi aralarında da yapıyorlar. Kendilerinden olmayanlarla ilgili bunu daha kaba ve sert uygularken kendi aralarında da faiz uygulaması yapıyorlar arkadaşlar. Yani şöyle düşünmeyin. İki Yahudi iş adamı var. 2021'den bahsediyorum. 21. yüzyılı konuşuyorum. İki Yahudi iş adamı var. Bunların birbirlerine borç verdiklerinde ya da alışveriş ilişkisi olduğunda yani faiz nasıl oluşur sorusunu ben cevaplamayacağım şimdi. Çok uzun uzun konular. Öyle iki durumdan bahsedeyim hemen kısaca. Borç alışveriş yaptıklarında ya da kredi aldıklarında ya da alışveriş yaptıklarında iki Yahudi iş adamının bunlar arasında faiz oluşmadığını ve faiz işlemlerinin girmediğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Evet. Sahabe ve riba konusuna girilmiş. Sahabe ve riba konusundan sonra da cahiliye ribasının ne olduğu konuşulmuş. Bakın ilerleyen bölümlerde Kur'an ribası, hadis ribası, ribal fazl gibi başlıkları konuşacağız. Yani riba Kur'an'da nasıl işlenmiş? Hangi ayetler var? Bu ayetlerin dökümü nelerdir? Çözümlemesi nelerdir? Tefsirlerde neler söylenmiş? Hadislerde riba konusu nasıl işlenmiş? Faiz konusu nasıl işlenmiş? Sonrasında ribel fazl ne anlama geliyor? Riben nesiye ne anlama geliyor? Gibi başlıklar da var. Sahabe ve riba konusunda altını çizeyim, şöyle bir yer var. Kuşkusuz riba Kur'an'daki sarih beyanlar uyarınca kesin yasaktır. Fakat ribanın mahiyeti meselesi sahabe devrinden beri tartışılmıştır. Üsame bin Zeyd, Abdullah bin Abbas, Zübeyir bin Avvam ve Muaviye bin Ebu Sufyan gibi sahabiler Kur'an'da kesin olarak yasaklanan ribanın cahiliye devrinde uygulanan ve günümüzde tefecilik terimiyle karşılanan katlı veresiye erteleme ribasıyla sınırlı olduğu yönünde bir kanaat sahibi olmasına mukabil Ubade bin Samit, Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre gibi bazı diğer sahabiler altı mal hadisine istinaden riba ile ilgili yasak alanının çok daha geniş olduğunu savunmuşlardır. O dönemden beri bu tartışmaların var olduğunu bilelim diye bu kısmı okudum. Yoksa şu sahabeler ribayla faizi ayırıyor, dolayısıyla faiz aman ha serbestmiş falan gibi bir düşünce çıkarımı için değil. Zaten okuduğunuzda oraya varamayacağınızı göreceksiniz. Cahiliye ribasının ne olduğuna dair başlıklar da yine burada var. Tefecilik ve fahiş ribanın haram olduğunu, buna mukabil riba ile aynı anlamı içermeyen özellikle ihtiyaç ve zaruret halinde meşru görülen, devletin denetiminde işleyen ve geçmiş asırlarda birçok fıkıh alimi ve Şeyhülislam tarafından caiz olduğu yönünde fetva verilen faizlerin mübah sayılması gerektiğini de savunmuş. Kim? Hilmi Ziya Ülke'nin Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi üzerine. Bakın son dönemde özellikle 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında ortalarında Türkiye'de ve Mısır'da çok fazla alim bu konuya tekrar eğilmişler fakat işin içinden çıkamamışlar ya da kalabalıkları ikna edememişler diyelim. Bununla ilgili pek çok şey var, son dönem tartışmaları da verilmiş. İslami kaynaklar çerçevesinde riba ve faizin mahiyeti başlığı altında pek çok şey işlenmiş. Şimdi ikinci başlık şu: etimolojik ve semantik açıdan riba ve faiz konuşulmuş. Yine Mustafa Öztürk'ün bölümü burası. Riba kelimesinin Arapçadaki anlamı nedir? Hangi kökten gelir? Hangi alimler hangi tanımı vermişlerdir riba kelimesine? Bütün bunların ayrıntıları verilmiş.
faiz kelimesinin anlamı nedir? Arapça mıdır? Başka bir şey midir? İşte hangi kökenden gelmektedir? Bütün bunlar araştırılmış ve onlar verilmiş. Birbirinin yerine geçmesi nasıl olmuş ya da anlam kaymaları nasıl gerçekleşmiş? Ribanın zıttı nedir mesela? Riba dediğimiz hani o kötü olan, çok çok kötü olan, bütün dinlerin yerdiği tefeciliğin zıttı Kur'an'da ne olarak geçmektedir? Birkaç alimden de gördüm ben, çünkü bana tuhaf gelmişti. Sadaka olarak geçiyor diyor. Sadakanın ekonomik bir anlamı olduğunu söylüyor Fazlur Rahman. Yani bizim bugün cebimizden çıkarıp 3-5 kuruş bir yerlere vermemizin sadaka anlamı taşımadığını ve fakat sadakanın ekonomik anlamının olduğunu ve çok daha farklı olduğunu söylemiş, iddia etmiş. Faiz kelimesinin anlamının ne olduğu, kökeninin ne olduğunu burada söylemiş. Şu var, yani sahiden insanlar şöyle zannediyor olduklarını gördüm ben. Riba, Arapça faizi anlatmaktadır bizim bugün anladığımız. Faiz ise başka bir dilden, başka bir kelimedir. Riba'yı tercüme ederken biz faiz diye onun için söylüyoruz zannediyorlar ama faiz kelimesi de Arapça bir kelime arkadaşlar. O zaman Kur'an neden riba demiş de faiz dememiş gibi sorular sorabilirsiniz. Cevaplarını arayabilirsiniz, o da önemli değil. Bunun detaylarına girilmiş. Faiz kelimesinin klasik İslami literatüre ne zaman girdiğini burada yazıyor. Yani sahabe döneminde faiz konuşulmamış riba ile birlikte. Riba ve faiz gibi iki ayrı konuları olmamış. Fakat riba anlamında faizin, faiz kelimesi hep var. O ayrı, tamam biliyorum ama. Faizin riba yerine kullanıldığına dair bilgiler var. Fakat bu bilgilerin nasıl kullanıldığına dair kayıtlar yok. Yani riba yerine faiz şu dönemde kullanılmaya başlanmıştır gibi bir kayıt, bir dönem yok. Fakat şöyle bir şey var. Tespitlere göre bu kelimenin riba ile özdeş şekilde kullanımı tarihsel olarak Osmanlı'nın son dönemlerine götürülebilir diyor. Yani önceki kaynaklar tarandığında ribanın, faizin yerine ribanın kullanıldığı ya da şöyle söyleyeyim, riba kelimesinin yerine faiz kelimesinin kullanıldığı pek görülmüyor. Osmanlı'nın son dönemlerinde kullanıldığını söylemiş burada. Doğru mudur bilmiyorum. Onu araştırmadım henüz fakat notlar aldım burada. Oradan takip edeceğim. Faizin üretim faktörleri içinde yer alan sermaye ile ilgili ilişkisini yazmış. Pek çok yeri çizdim arkadaşlar fakat dakikalarımız kısıtlı biliyorsunuz. Yani biliyorsunuz dediğim şu, bu kadar uzun uzun anlatmak da çok hoş değil kitabı. Rum, Nisa, Ali İmran ve Bakara surelerinde faizle ilgili geçen bölümler var. Riba meselesiyle ilgili ayetlerin genel anlam çerçevesini kendi bakış açısından vermiş, başka müfessirlerin bakış açısından da vermiş. Bunu böylece bilin, yeterli. Ve sonrasında devam edelim. Ben çizdiğim yerlere geçeyim. Son vahiy riba ayetidir iddiaları var rivayetlerde yine. Fakat pek çok rivayet biliyorsunuz zaten son vahiyin başka ayetlere ait olduğuna dair. Bununla ilgili Hazreti Ömer'in sözleri tartışılmış. Hazreti Ömer'in işte şöyle 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 oldu ki bundan sonra da böyle oldu gibi bir rivayeti var. Kitapta detaylı anlatılmış. Her üç yazar da buna değinmiş. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Riba ve faizle ilgili konuşan bütün alimler bu hadise dokunmak zorundalar. O hadisi kullanmak ya da o hadisle ilgili konuşmak zorundalar. İlginç diye bir başlık daha çıkarmışım. Cassas'tan gelen. Ne ilginçtir ki Kur'an'ın nüzulüne tanıklık eden Hazreti Ömer'in açıklığa kavuşturamadığı riba kelimesindeki mücmelliği giderme hususunda kendini salahiyet sahibi görmüş ve sonuçta ribel fazlı da Kur'an'daki ribanın kapsamına ilhak ederek söz konusu mücmelliği gidermiştir diyor. Bunu açıklamam için Hazreti Ömer'le ilgili durumu söylemem lazım. Hazreti Ömer son inen ayetin faizle ilgili, riba ile ilgili ayet olduğunu söylemiş ve bu ayet indikten sonra da Resulullah vefat ettiği için ribanın mahiyetini ve mücmelliğini biz bilemiyoruz. Böylece kaldı, bilmedik gibi bir iddia, bir rivayet var. Onun üzerinden söylüyor. Yani Hazreti Ömer böyle söylemesine rağmen biz ribanın ne olduğunu anlayamadık çünkü son inen ayetti. Resulullah da ölüverdi, öylece kaldı diyor ya. Cassas'ı eleştirmiş burada yazar. Hazreti Ömer'in bile anlayamadığı, yarım kaldı dediği, Müslümanların artık bu riba ayetiyle ilgili yani bir bilinmeze düştüğü dediği ortamda Cassas olarak sen nasıl bütünüyle mücmen olarak ribayı anladın ve bize anlattın diye soruyor. İlginç bir soru, evet.
Cahiliye ribası boş başlığını görüyorum. Riben nesiye ve fazlalık ribası, yani ribel faz. Burası da çok ilginç bir bölüm. Bana çok şey öğretti. Bazı kıyaslamaları yapabilmemi sağladı. Hangi altı mal hadisi dedi ki, hangi eşyalarda ribel fazla olur, yani faiz olur, hangisinde olmaz? Altı tanesinde oluyor, diğerlerinde olmuyor gibi. İslam ekonomistlerinin, Müslümanların konuştuğu, tartıştığı meseleler var. Buralardan çok fazla soru çıkarılmış. Fazlalık ribasının ne olduğunu burada yazar anlatmış. Her üç yazar da ribel fazlın ne olduğunu anlatmış. Peki ribel fazı biz sadece bu kitaptan mı öğrenebiliriz? Yok canım, olur mu öyle şey? Yani hemen elinizin altındaki kaynaklara bakabilirsiniz. Yine internet üzerinden Diyanet'in ve diğer kurumların hazırladığı ansiklopedilere bakabilirsiniz. Oradaki tanımları bulabilirsiniz. Ebu Hanife'nin tanımının ne olduğunu, şunun tanımının, bunun tanımının ne olduğunu, sahabelerin tanımının ne olduğunu çok rahat biçimde öğrenebilirsiniz. Veda hutbiyesi ve cahiliye ribası ile ilgili başlıklar görüyorum. Çok ilginç bir başlık var 62. sayfada. Zübeyir bin Avvam'dan bahsediyoruz. Bir sahabe, evet, çok zengin bir sahabe. Öldüğünde kalan mirası ile ilgili anlatılar var yine tarih kitaplarında ve hadis kitaplarında. Zübeyir bin Avvam'ın bir tür bankacılık sistemine benzer bir sistem işlettiğini görüyoruz. Yani mudilerinden yani para toplayıp onları işlettiğini ve sonrasında da farklı farklı şehirlere şubeler açtığını onları görüyoruz. Yine Abbasiler döneminde, Emeviler döneminde çek, senet ve işte devlet hissesi gibi işlemlerin yapıldığını, bazı işlemlerin sak gibi adlamları da var. Bunlarla bankacılık işlemi gibi işlemler yapıldığını, mudilerden para toplandığını, devlete borç verildiğini, kredi verildiğini, bunların bazı yöntemlerle yapıldığını görüyoruz. Yani faiz olmayacaksa, yani faiz kesin haram diye bakılıyor. O zaman verilen bir paranın belli bir zaman sonra değerinin kaybını nasıl koruyacağız soruları üzerine düşünülmüş. Yani faiz konuşulduğunda bugün geyik sofralarında, ciddi ciddi ben faiz konuşan ortamlar pek görmedim. Faiz konuşulduğunda geyik ortamlarda ilk soru şu olur. Ben sana diyelim ki 10 bin lira verdim. 3 yıl sonra sen bunu bana 10 bin lira olarak ödersen ben zarar etmiş olurum. Fakat faizi işlem yapmamış oluruz. Bunu nasıl karşılayacağız? Bu soru arkadaşlar geyik ortamlarının sorusu değil. Bu soru ta en eski Yahudilerin de, en eski Hristiyanların da, en eski Müslümanların da temel sorusu. Yani bunun üzerinden dönüyor ekonomi. Peki neden böyle oluyor? Neden paramız değer kaybediyor 1 yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra? İşte bu soruya cevap verebilmek için de ekonomiden biraz anlamak gerekiyor. Yani ben ekonomiyle ilgili cahil olduğumu, çok fazla bir şey bilmediğimi başta da söylemiştim. O yüzden bunu kısacık izah edivermek, size hemen burada anlatıvermek benim açımdan mümkün değil. Onu öğrenmeniz gerekiyor. Zübeyir bin Avvam'la ilgili şunu söylemek lazım. Evet, böyle rivayetler, kesin rivayetler var. Elimize ulaşan sahih rivayetler diye söyleniyor. Bilmiyorum, belki de siz bakarsanız size göre de sahih değildir. Bu rivayetler var pek çok kaynakta ve fakat bazıları şunu söylemiş. Böyle bankacılık sistemine benzer, hatta şubeleri bile olan sistem yürütüyor. Kağıt parayı bile bakın ilk Müslümanlar hemen hemen kullanmaya başlamışlar. Bunu söyleyen de yabancı bir ekonomist, Avrupalı bir ekonomist. Peki faizli işlemleri ne yapmışlar, nasıl yapmışlar? Bazen diyor evet, faize benzer işlemler yapıyorlardı hile-i şer'i yöntemiyle. Bir sürü, hani bugün katılım bankacılarının kiralama, mal satma, 7-8 çeşit isimlendirme altında falan filan diye. Osmanlı para bankalarında da bunu yapıyorlar. Fakat iki tanesi kullanılıyor. Kredi sistemine benzer olan kredi sistemini kullanılıyor. Diğerleriyle pek ilgilenmiyor insanlar. Bunu yapmışlar bir yandan. Bir yandan birileri diyor ki bu bankacılık işlemi gibi bir işlemdir Zübeyir bin Avvam'ın yaptığı. Diğerleri de diyor ki evet, benzemektedir fakat Zübeyir bin Avvam'ın yaptığı şey kesinlikle içine faiz girmeyen, şöyle 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 olan diye savunmuşlar. Yani bir tartışma dönmüş ortada. Siz de kendiniz bakarsınız isterseniz. Yine tarihte Hakan Şahin'in bölümünde bu para işlemlerinin nasıl döndüğünü, ekonominin nasıl döndüğünü de detaylı görebilirsiniz. Daha detaylı görmek istiyorsanız kaynaklar da verilmiş. Fıkıh geleneğinde ribanın illeti ve temel vasfı meselesi başlık altında verilmiş. Buraya geldiğimde aslında ben burada çok şaşırdığımı ifade etmeliyim. Çünkü
ribanın ve faizin tam bir tanımının yapılamadığını görüyorum. Yani Kur'an'a göre ribanın tanımı tamam açık. Faizin bir tanımı yok yani bugün bizim anladığımız şekliyle. Peki hadislerde riba ve faizi nasıl tanımlayabiliriz? İşte orası çok karışık. Çünkü hadislere göre ribanın tam bir tanımını, etrafını cami, ayarını mani dedikleri tam bir tanımını herkes kendisine göre çıkartıyor. Yani yapılamaz demiyorum. Bir tanım yapılmış. Fakat tanım yapıldıktan sonra hüküm de ortaya çıkar. Yapılan tanıma göre hüküm ortaya çıkar genelde. Bu problem çözülmeye çalışılmış. Fakat icma var dedikleri konularda bile birbiriyle uyuşmayan, birbiriyle çatışan pek çok konunun da var olduğunu görmüş oluyoruz yine kitapta. Detaylarına yine girmeyeceğim. Faiz alanlarla faiz yiyenler arasında bir ayrım olup olmadığını merak ediyor yine insanlar. Yani faiz ya da riba alanlar ayrı mı değerlendiriliyor? Faiz ve riba yiyenler ayrı mı değerlendiriliyor? Bu soruların cevaplarını da insanlar merak ediyor. Bu da konuşulabilir. Peki temel illet nedir? Yani faiz ve ribada haram olmasında, yasaklanmasındaki temel illet nedir? Temel illet ekonominin işte şöyle şöyle olması mı, sömürü olması mı, insanların ezilmesi mi, şöyle olması mı, böyle olması mı? Bunun üzerinde durulmuş. Elbette bir tanım yapılmış yine. Herkes kendine göre bir tanım yapılmış. Ali İmran'a göre şöyleyken işte şu hadise göre böyledir diye de söylenmiş. Sonrasında riba ve gerçek piyasa başlığını ben not almışım buraya. İslam geleneğinde riba ve faiz uygulamaları işte gerçek bu yani piyasada nasıl işlemiş. Müslümanlar bu yasağı aldıklarında yani vahiy ile birlikte aldıklarında Resulullah'ın sözleriyle birlikte bu yasağın haberini aldıklarında ne olmuş? Sonraki dönemde ekonomik ilişkilerini nasıl yürütmüşler? İnsan bunu merak ediyor değil mi? İşte burada detaylar verilmiş. Bugüne dair şeyler ortaya konmuş, eskiye dair şeyler ortaya konmuş. Sonrasında sarraf ve banka, cehbez, simsar bu kavramları göreceksiniz. Özellikle burada Mustafa Öztürk ve Hakan Şahin detay vermişler. Cehbezlerin, simsarların bankacılık işlemleri gibi işlemleri nasıl yaptığını, devletin ekonomi politikalarını nasıl yürüttüğünü, nasıl borç alışverişi yaptıklarını, yatırımların nasıl yürüdüğünü, Müslümanların o günlerde nasıl yatırım yaptıklarını, bugün nasıl yatırım yapıldığını, Malezya'da böyle bir sorun hala devam ediyor, nasıl çözüme kavuşturulduğunu, çözüme kavuşmadığının ayrıntıları, hangi usullerin kullanıldığı, Osmanlı'da para vakıfları. Demin başta da söylemiştim, çok geniş de ayrı araştırma yapabileceğiniz bir konu. Kredi kurumu gibi aslında çalışıyor. Neden para vakıfları kurulmuş Osmanlı'da? Çünkü yatırım için para gerekiyor. Osmanlı'nın büyüdüğü bir dönem, ekonomisinin temelleri belli. Bir yandan da insanların bireysel kredi ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Var zaten. Ama para vakıflarının kurulması bireysel kredi ihtiyacının ortaya çıkmasıyla değil de daha çok tefecilerin elinden insanları kurtarmak için. Nasıl yani? Müslüman ülkede Müslümanlar tefecilerden para mı alıyorlarmış Osmanlı döneminde derseniz. Şey yani tarihle aranız biraz bozuk ya da şey çok ezberler üzerinden gidiyorsunuz anlamı çıkar. Evet yani peygamberimizin döneminden önce de Emeviler döneminde de, dört halife döneminde de, Abbasiler döneminde de, Selçuklular döneminde de, Osmanlı döneminde de insanlar ekonomik faaliyet yürütmüş. Evet peygamberimiz döneminde de insanlar tefecilerden para almışlar. Evet Emeviler döneminde de, Osmanlı döneminde de insanlar tefecilerin elinde inim inim inlemişler. Evet Osmanlı döneminde de Resulullah'tan hemen sonra da tefeciler insanları sömürmüşler. Toplumun anasını ağlatmışlar. Bu böyle olmuş. Osmanlı'da para vakıfları neden kurulmuş, ne için kurulmuş, ne zaman kurulmuş sorusunun cevaplarını burada alıyoruz. İlginç uygulamaları var. Onları da göreceksiniz. Kişisel fetvalar kişi ölene kadar devam etmiş. Kişi öldüğünde bu kişisel fetvalar da değişmiş. Çok ilginç bir şekilde bakıyorum. Tarihine baktığınızda para vakıflarının şu 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 uygulama faizdir diyor. Bir işte devletin denetiminde olan fetva kurumu. O öldüğünde de hayır hayır artık şu 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 faizdir bu değildir gibi kişisel fetvalar verilmiş. Ve kişi ölünce de fetvasından vazgeçilmiş. Çok ilginçtir değil mi yani? Burası da ilginç bir bilgi olarak dursun.
Şimdi yine para vakıflarında uygulanan usuller detaylıca işlenmiş. Çok fazla içine girmek istemiyorum olayın. Sembolik mal alıp satmadan, şeklen yapılan hilelerden, sonra hepsi şimdiki basit faizleri anlatan tuhaf uygulamalardan. Ben her tarafını işaretlemişim kitabın, her tarafını not almışım. Fakat bu videoda tamamını anlatmak için değil. Bugün konuşulan murabahadan, işte yani faiz oranlarından bahsediyoruz. Evet, yani Osmanlı para vakıflarındaki faiz oranları ve Osmanlı döneminde yine para vakıflarının kurulduğu 1500'lü yıllardan bahsediyorum. Kanuni döneminden, Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemden bahsediyorum. Tefecilerin uyguladığı %60, %57 faizlerle Osmanlı'nın para vakıflarında uygulanan %15, %8, %12,5 gibi, %10 gibi faiz oranlarından bahsediyoruz. Nasıl yani? Osmanlı faiz mi almış? İsimlendirme ve sonucu değiştirmiyor gibi başlıklar da var. Evet, modern dönemde riba ve faizle ilgili farklı yaklaşımlar var. Modern dönem dediğimizde 18. yüzyıldan sonra 19. yüzyıl, 20. yüzyıl gibi dönemleri anlayabilirsiniz. Mısır ve Türkiye'nin öne çıktığını görüyoruz burada. Değişik bilim adamları bunun üzerine çalışmışlar. Birbirlerini suçlamışlar, suçlu olarak ölmüşler yani. Suçlu olarak ölmüşler diyorum. Yani biri işte sapık olarak ölmüş. Müslümanları öyle adlandırmışlar. Biri bilmem kim olarak falan filan. Para ve kira bedeli üzerinde durulmuş. Para kirasının ne olduğu konuşulmuş. Sonrasında Pakistan hükümetiyle ilgili ben 3. bölümde onu söyleyeceğim. Size Fazlur Rahman'ın yazdığı bölüm. Riba ve hadislerdeki tezatlar üzerinde durulmuş özellikle. Sahih olup olmadığı değerlendirilmiş. Değerlendirme ve sonuç bölümü de ilk bölümün genişçe bir özeti gibi duruyor. Evet, sonrasında diğer bölüme geçebiliriz. Özet bölümü bile, yani sonuç bölümü bile çok fazla arkadaşlar bilgi içeriyor. O yüzden de yani gördüğünüz gibi geçmek biraz zor. Kaynakçalar çok geniş. Bu kaynakçalardan da yararlanabilirsiniz. Süleyman Uludağ da özellikle kaynakçalar arasında verilmiş kitaplardan bir tanesi. En eskiden en yeniye doğru bütün kaynaklara baktığınızda bu bilgilerin nereden alındığını, siz bu bilgileri araştırmak isterseniz nerelerden araştırabileceğinizi görebilirsiniz. Hakan Şahin ikinci bölümü yazmış demiştik. İkinci bölüm İslam dünyasında faize bakışın değişmesi ve nedenleri. Neden Hakan Şahin ile Mustafa Öztürk bir araya geldiler de böyle kitap yazdılar? Bunun da hikayesi kitapta anlatılmış, merak edenler oradan bakabilirler. Giriş bölümünde bir borçlunun, genel olarak şöyle diyor Hakan Şahin, bir borçlunun alacaklı tarafa borç aldığı tutarın bir miktar fazlasını geri ödediği borç işlemi şeklinde ifade edebileceğimiz faizli borç işleminin insanlık tarihinin büyük bir bölümü boyunca pek çok toplumda antipati toplayan bir iş ola geldiği bilinen bir durumdur, diyor. Kutsal metinlerde riba ve faiz, pek çok kutsal metin incelenmiş ve onları özet olarak buralara aktarmış. Detaylara bakmak isteyenler için de kaynakları verilmiş. İslam dünyasında faizli uygulamaların serencamını burada ikinci başlıkta okuyabilirsiniz. Ben bu serencamı okuduğumda açıkçası epey şaşırmıştım. Alışverişler bölümü altında pek çok yerde bunlar kayıtlı yer alıyor. Köleleştirme aracı olduğunu görüyoruz diyor. Yani riba işleminin, faiz ve ribanın ayrı olduğunu da söylemiş. Burada yazarlar onun üzerinde de duruyorlar. Ömer bin Hattab'ın oğullarının uygulaması üzerinde durulmuş. Özellikle riba ve faiz konusuyla ilgilenenlerin mutlaka bu olaya da değindiğini söylemiş. Hazreti Ömer'in iki oğlunun savaştan dönerken yaptıkları ticari bir işlemin Hazreti Ömer ve müminler tarafından, oğulları tarafından tartışıldığı ve bununla bir sonuca bağlandığı, bu bağlanan sonucun faiz ve riba ile ilgili ne tür çıkarımlar ve hükümlere sebep olduğu üzerinde de konuşulmuş. Yani çok detaylı olaylar incelenmiş. Zübeyir bin Avvam'ın bankacılık benzeri uygulaması burada da konuşulmuş. Sağık eşittir kağıt para gibi ben biraz anladım. Fakat sağık İngilizce çek kelimesiyle eş anlamlı arkadaşlar. Bakın 700'lü yıllardan sonra 800'lü, 900'lü, 1000'li yıllarda Müslümanların kendi aralarında çek kullandığını görüyoruz. Pek çok Müslümanların uyguladığı ekonomik faaliyet ve literatür aynıyla Avrupa'ya, yükseliş çağına Avrupa'ya geçmiş ve kelimeler birebir aynı kökenden geliyor, aynı anlamları içeriyor. Onun da listesini yapmış Hakan Şahin. Peki bunu yaparken
Biz hep şöyle deriz ya. Ya aslında fotoğraf makinesinin temelinde Müslüman bilim adamları attı. Matematiğin bilimi babası işte şudur. Sosyolojinin babası. Bunun gerçeğe dayanıp dayanmadığını pek çok işte bağımsız kaynaklardan görebileceğiniz gibi burada Hakan Şahin bu bilgileri verirken kendi dilinden vermek yerine Avrupalı bilim adamlarının dilinden vermiş, saygın bilim adamlarının dilinden. Kendisi böyle bir şey söyleseydi ya saçma sapan konuşma diyebilecekken onların dilinden vermiş. Para eline kullanılmış arkadaşlar, sak dediğimiz, süftece dediğimiz şeyler, çek eline kullanılmış, kağıt para eline kullanılmış. Sarraflar ve ismini unutuyorum. Bunun gibi işte birkaç şey var. Onlar devletten onaylı bankalar gibi çalışmışlar. Cehbez dediğimiz şeyler, sarraf ve cehbezler. Onaylı banka gibi çalıştıklarını söylüyor. Devletin atadığı görevlilerin yanında özel sektörde de işlemişler. Riba ve faiz konuları tarih boyunca yer almış sorun olarak. 13. yüzyılda bankacılık Avrupa ve İslam, İtalya'da mesela başladığında tamamının kökenlerinin yine İslam dünyasından alınma, Orta Doğu'dan alınma olduğunu söylüyor. Paranın icadı ve İslam başlığını ben buraya not almışım. Simetrik içtihatların geliştiğini burada söylüyor. Büyük boşluk şeklinde bir tanımlama var. Onun doğru olmadığını söylüyor. Mesela kelimeler var burada. Sak yani çek, nama yazılı senet veya kağıt para anlamına geliyor. Karz kredi, borç yani. Kredi şeklinde çevrilmiş. Kredit, karz, kredi. Borç işlemi bu. Yani İngilizce'ye de oradan geçmiş ya da Avrupa'ya diyelim. Ciro, giro şeklinde geçiyor. Bir ticari senedi tasdik, taahhüt etmek. Cari, likit. Burada kelimeler benzemiyor ama cari akışkan anlamına geliyor. Yürüyen, yürüyüş halinde olan. Likit de akışkan şeyleri ifade ediyor. Likit yani nakde dönüştürülebilir varlık anlamında. Cash, keşide burada cash yine İngilizce en cash. Para çekmek ya da çek, poliçe ve benzeri kıymetli evrak düzenlemek gibi. Havale, aval yine para transferi yapmak ya da para transferine kefil olmak. Krat. Krat yani bildiğiniz sizin bir değerle ilgili. Karat diye geçiyor yine yabancı dillere. Kıymetli madenlerde ölçü birimi gibi. Yani çok fazla yer işaretlemişim. Çok heyecanlı bir şekilde bunları insanlarla konuşmak ve gerçekten heyecanla bunların peşinden gidip ya bu nedir ya? Yani böyle olmamalı ya da bunun detayı nedir diye benim peşinden gitmek istediğim şeyler var. Ekonomik büyümelerle ilgili mesela burada Hakan Şahin'in vermiş olduğu veriler var. Onları ben internetten de özellikle takip ettim. Yani dünyadaki ekonomik büyümenin bilinebilir tarihten itibaren seyri geliştirilmiş. 1800'lerde, 1700'ler, 1600'ler, 1500, 1400'lerin sonu ivme yükseliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Sıfırdan başlayıp işte 1800'ler, 1600'ler, 1500'lere kadar neredeyse 0,000 diye devam eden ekonomik büyüme 1600'ler, 1500'lerden sonra yavaş yavaş zirveye doğru çıkıyor. 1900'lerde birden tavan yapıyor ve hala da büyüyor. Bununla ilgili yorumlar yapılmış, ekonomik durumlarla ilgili. Faizin bunun içindeki yeri konuşulmuş. Devletin yaptığı bazı işlemler var. Yani gelir getirmek için tahşiş dediğimiz işlemler. Yani paranın değerini düşürme işlemlerinin. Bunun faizden daha kötü olup olmadığı konuşulmuş. Borsalar ve merkez bankacılığı ile ilgili burada merkez bankalarının ne işe yaradığı, borsaların ne işe yaradığı, ilk defa ne zaman çıktığı, nasıl kullanıldığı, faizin üzerindeki etkilerinin ne olduğu konuşulmuş. Sonrasında anlam ve bağlam kaybı yaşandığına dair başlıkları da ben notlar almışım. Riba ve faiz mukayesesi yapılmış. Hakan Şahin kitabın 179 özür diliyorum. Kitabın 179. sayfasında riba ve faiz mukayesesi yapmış. Kabullenici bir okuma var. Bazen de reddedici okuma, bazen de araştırıcı bir okuma. Siz bunlardan hangisini tercih edersiniz bilmiyorum ama çoğunluğun reddedici bir okumayla yaptığını ben görüyorum. Özellikle bazı isimler için. Fakat bazı isimler için de kabullenici bir okuma yaptığımızı biliyorum. Burada her ikisini de yapmayıp araştırıcı, şüpheci bir okuma yapmayı tercih ediyorum. Faiz ve riba mukayesesinde. Çünkü faiz şöyle şöyle şöyleyken riba böyle böyle böyledir şeklinde pek çok başlık var.
Riba gayri ahlaki bir işlemdir diyor mesela. Ribada fahiş temerrüt faizi vardır. Sonra bu başlıkların içinde faizle ilgili bölümler de var. Sonrasında şöyle diyor. Ribada köleleştirme vardır. Ribada borçlu yoksul alacaklı zengindir. Peki bugünkü faizde ne olmuştur? Modern dönemlerde bu değişmiştir diyor Hakan Şahin. Sayden ekonomiye baktığımızda bir değişim yaşandığını görüyoruz. Ribada zengin yoksula kredi verirken, para verirken, bugün faiz dediğimiz bankacılık işlemlerinde çok büyük, devasa şirketler ve zengin insanlar fakirlerden borç para alıyorlar. Yapma canım, yani kafayı mı yedin? Bankalar fakir mi Allah aşkına dediğinizi duyar gibiyim. Bankaların varlığının mudilerden geldiğini gördüğünüzde de yani ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Hatta bazı kredi alan şirketlerin bankaların toplam mal varlığından daha büyük bir varlığa sahip olduğunu görüyorsunuz. Apple'ı düşünürseniz, Apple'ın kredi aldığı bir bankayı düşünürseniz, Apple'ın kredi almaya devam ettiğini düşünürseniz ne demeye çalıştığımı biraz daha anlayacaksınızdır. Ribada borçluyu koruyacak bir müessese yoktur diyor. Yani bunun gibi başlıklar var. Riba ve faizle ilgili detaylı kıyaslamalar yapılmış. Faiz yasağının behinde birkaç argümanın kritiği yapılmış. Burada şu da var. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın ortaya koyduğu ve savunduğu ve hatta bir nebze iktidara getirmeye çalıştığı, getirdiği de demeyelim hadi. Adil düzen ekonomisi, adil düzen var. Onunla ilgili de görüşler var burada, onu da söyleyeyim. O da konuşulmuş. Bunun nasıl mümkün olup olmayacağı üzerinde durulmuş. Faiz yasağının lehindeki birkaç argüman, özellikle küresel çapta argümanlar ve diğerleri. Bu argümanlar konuşulmuş. Makroekonomide ve mikroekonomide bunların ne olduğu anlatılmış. Üzerinde tartışılmış. Değerlendirme ve sonuç kısmında var. Yine burada kaynakça kısımları da verilmiş. Merak edenler kaynakçadan bakabilirler. Şimdi 3. bölüm, yani ek bölümünde Fazlur Rahman var. Riba ve faiz başlığı altında. Bu nasıl olmuş? Önce onu söyleyeyim. Şöyle, 1962 yılında Pakistan'da ilk defa bir adam seçimle iktidara geliyor. Eyüphan. Ve 1962'den sonra da bütçe yapacak, bütçe konuşmaları yapılıyor, bütçe tasarlanıyor, bütçe sunuluyor ve halka şöyle bir bilgi sızıyor. Eyüphan bizim oylarımızla ilk defa diyorum bakın, yani bütün diktatörlüklerden sonra Eyüphan iktidara geliyor ve halkı şöyle ayaklandırıyorlar. Eyüphan, Müslüman dediğimiz ve kendi oylarımızla iktidara getirdiğimiz adam devlet bütçesini faizli şeylerle yaptı diye halka ayaklandırıyorlar. Ne kadar saçma değil mi? Bugüne kadar iktidarda olanlar bütün bu işlemleri zaten yapıp dururken iktidara, iktidarın sahip olduğu insanlara benzeyen bir insan geldiğinde yani diğerleri yani bunları ayaklandırıyor, Müslümanları ayaklandırıyor. Faizli işlemler yapıyor bu Eyüphan, aman ha bütçeyi kabul ettirmeyin falan. Ve sonrasında Eyüphan geri adım atmıyor ama şunu yapıyor. O dönem işte büyük bir kurumun başında olan Fazlur Rahman'ı bir bununla ilgili dayanağı olan, delilleri olan bir şey hazırlamasını istiyor. Fazlur Rahman da bununla ilgili bir makale yazıp hükümete sunuyor. Hükümet de bütçeyi onaylıyor. Böylece. Ve fakat daha kötü bir şeyi daha yapıyorlar. Eyüphan'ı devirebilmek için herhalde. Fazlur Rahman'ın yazmış olduğu bu ek riba ve faizle ilgili hükümete vermiş olduğu bu tavsiyeyi ya da bilgiyi basına sızdırıyorlar yine. Halk bu sefer daha çok ayaklanıyor. Diyorlar ki işte dışarıdan da destek mi alıyorsun, şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor, bizi mi kandırıyorsun, faizle bir hükümet bütçesi mi hazırladın? Faizle de Müslüman devlet mi yönetilir? Sanki dün şeriat devleti değil de bugün birden Eyüphan gelince ortalık değişti gibi algılıyorlar. Sonrasında Fazlur Rahman bu baskıların neticesinde çok daha genişletilmiş bir makale yazıyor. Riba ve faizle ilgili olarak ve bunu pek çok dergide yayınlatıyor. İşte yurt dışında yayınlanıyor, Pakistan'da yayınlanıyor. Peki ondan sonra olaylar ne oluyor bilmiyorum. Ondan sonraki olayları da siz takip edin. Yani bu vaktimiz çok fazla değil çünkü. Şimdi devlet bütçesi özür diliyorum ve faiz denildiğinde
Erdoğan'ın yapmış olduğu faaliyetleri biliyorsunuz değil mi? Yatırımları, devasa yatırımları. Mesela Çamlıca'ya cami yaptığında ya da 3. köprüyü yaptığında ya da Marmara'yı yaptığında ya da Taksim'e cami yaptığında o devasa bütçelerin hangi işlemlerden geçerek bize ulaştığını ve o yatırıma dönüştüğünü sormak istiyorum. O devasa yatırımların hangi sermaye, hangi kaynaklarla, hangi ekonomik işlemler sonucunda ortaya çıktığını bana söylemenizi istiyorum. Evet, Fazlur Rahman çok detaylı bir şekilde faiz ve riba kelimesini incelemiş. Hangi ayetlerde geçtiğini riba kelimesinin sadece yani riba dediğimiz o tefecilik olayını anlatan 4 ayetin dışında ribanın kelime olarak, anlam olarak değil de kelime olarak nerelerde geçtiğini, hangi anlamlara geldiğini detaylıca vermiş. Riba ve Kur'an başlığı altında ribanın Kur'an'da nasıl işlendiğini detaylıca vermiş ve önemli olan kısmı şurası. Diğer alimlerin bu konularda neler söylediklerini vermiş. Yetinmeyin kesinlikle. Siz de o ayetlerin diğer müfessirlerce nasıl yorumlandığını, diğer fıkıh alimlerince, hadis alimlerince nasıl yorumlandığını siz de bakın. Sonrasında riba ve hadis konusundan önce şu da var. Zeyd bin Eslem, Mücahit bin Cebr, işte bunun gibi daha pek çok adamın, alimin bu konularda neler söylemiş olduklarını yazmış. Riba ve hadis başlığı altında da pek çok hadis incelenmiş. Hadislerden çıkarılabilecek tanımlar tartışılmış ve konuşulmuş. Riba konusundaki hadisler derlenmiş. Bunların ne anlama geldiği konuşulmuş. Hazreti Ömer'in yine faaliyetleri konuşulmuş. Buhari'de geçen, işte diğer yerlerde geçen altı mallı hadisi ve bunlar konuşulmuş. Faiz ve ordu donatımı ile ilgili mesela bir hadis çok ilgimi çekmiş benim. Peygamberimizin hadislerinde faizli işlem yapılıp yapılmadığına dair çelişkili bilgilerin var olup olmadığını da yine buradaki derlenmiş hadislerden görebilirsiniz. Arazi kiralamaları ile ilgili başlıklar var. Riba konusundaki hadislerde yer alan karmaşıklığın çözümünün konuşulduğunu görüyorum ve mümkün olmadığını söylemiş yazar. Hadisler ve karışıklıklar konusunda pek çok yer var. Ben kitabın pek çok yerine de gülücük de koymuşum öyle. Ben bazı yerlerde yorum yapmak yerine sadece gülücük koyuyorum. Neden olduğunu şimdi konuşmayalım detaylı olarak. İşte yani kitabın bölümleri böyle. Hadisler ve meseleyi nasıl daha karmaşık hale getirdiği konuşulmuş. Yani şöyle söyleyebiliriz kitabı artık bitirirken. Kitabı okumayabilirsiniz arkadaşlar. Yani okuyabilirsiniz de. Sizi etkilemez mi, etkiler mi orasını ben bilemem. Sizin yapınızı bilemem. Fakat benim cahilliğimi giderdiğini söyleyebilirim pek çok konuda. Beni pek çok konuda yani ekonomi konusunda özellikle araştırmaya sevk ettiğini söyleyebilirim. Son bölümde günümüz ekonomisinde faiz oranının rolünü yazarken özellikle Fazlur Rahman Mevdudi'yi de pek fazla eleştirmiş. O dönemin kendi aralarındaki yapılan tartışmalarını da görebilirsiniz. Sıfır faiz idealinin konuşulduğunu görüyoruz burada. Çok önemli. Sıfır faiz ideali. Komünizmde ve İslam'da sıfır faiz ideali var. Son dönemden bahsediyorum. Elbette Yahudilerin ve Hristiyanların da böyle idealleri vardı. Ama artık bir komünizmin bir de Müslümanların sıfır faiz ideali var. Böyle bir şey mümkün mü? Yani komünizmde sıfır faize ulaşmaları mümkün mü? Müslümanların sıfır faize ulaşmaları mümkün mü? Fazlur Rahman bunların yollarını yazmış. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir ideal olarak yollarını yazmış ve mümkün olup olmadığını konuşmuş. Bunun mümkün olabilmesi için insanlara düşen rollerin neler olduğunu da bütün bunları tartışmayabiliriz arkadaşlar. Siz eğer şu ideallere şu koşullarda ulaşırsanız sıfır faiz mümkün ve sonuçları da şu olur diye söylüyor. Yani aslında kendisi de ekonomik bir realite olarak bunun sadece büyük bir ideal olduğunu görüyor ama yine de öyle bir çıkarım yapmış ve tavsiyede bulunmuş. Kitap konuşulması ve üzerinde durulması gereken bir kitap. Okursanız sizi etkiler ve sapık hale getirir mi bilmiyorum. Ben okudum, beni Allah yolundan saptırmadı arkadaşlar. Yani ben faize helal olarak ya da ribaya helal olarak, haramlığı tersine çevirecek bir şey olarak bakmıyorum. Benim kafam biraz daha karıştı ve ben bu karışıklığı gidermek için çaba sarf etme gayretine girdim.
Bugün bireysel olarak Mustafa'nın faizle işinin olup olmaması bir yana, Türkiye'nin, İslam ülkelerinin işinin olup olmaması, ekonomilerinin neye bağlı olup olmadığı, dünya konjonktüründe bizim nereye düştüğümüz, bunlar da konuşulabilir. Fakat konjonktürün Allah belasını versin, faiz faizdir ve haram haramdır, bunlar değişmez dediğinizi de duyuyorum. Her neyse, bütün bunları bu kitabı okuduktan sonra oturur belki bir gün sizinle de yüz yüze konuşuruz. Riba ve faiz nedir ne değildir? Mustafa Öztürk, Hakan Şahin ve son bölümde de Fazlur Rahman'ın ek bölümünü olarak geldiğini görüyoruz. Yeni bir kitap. Zannederim Temmuz ayında çıkmıştı. Şöyle bir bakalım. Evet, yeni bir kitap, öyle söyleyeyim. Temmuz 2021 Ankara. Anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de bu konuyu araştıranlardan olursunuz diyerek tamamlayalım. Hoşçakalın.